Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ahsana kavlen mimmen daa ila Allahi ve amile salihan ve qala inneni minel muslimin. Sadakallahul azim. Benim muhterem büyüklerim, kıymetli abilerim. Allah Celle Celaluhu her birimizin ve her birinizin kıyamete kadar gelecek ümmetin tamamını cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Kıyamete kadar gelecek ümmetin tamamına Rabbim rızası doğrultusunda hayat lütfeylesin. Allah Celle Celaluhu her birimize en büyük nimet, iman nimeti verdi. Allahu Teala Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberleri bir kelimeyle konuştu, gönderdi. Bütün peygamberleri bir kelimeyle gönderdi. Bu kelime çok önemli. Ve insan bu kelimeyle İslam'a giriyor, bu kelimeyle İslam'dan çıkıyor. Bunu reddetmekle de İslam'dan çıkıyor. Bütün peygamberlerin ağzında değişmeyen bir kelime. Bütün peygamberler geldi. Ey insanlar dedi, la ilahe illallah deyin. İlaveler değişmiştir ama iman kelimesi hiç değişmemiştir. Ne demek la ilahe illallah? Bu Arapça bir kelime. Ama Türkçe'de bunun manasını bilmesi lazım. Kırgızca'da da manasını bilmesi lazım. Urduca'da bilmesi lazım. İngilizce'de bilinmesi lazım. Almanca'da her birinde bilinmesi lazım. Bilinirse ne demek istediğini, ne söylediğini daha iyi anlar. Ve neye de söz verdiğini daha iyi anlamış olur. İman kelimesinin başında la 4 elif miktar uzatıldığında 4000 günah siliniyor, 4000 sevap yazılıyor. La ilahe illallah. La ilahe, hiçbir ilah yoktur. En başta inkar var. Hak inkarla, batılı inkarla başlar. Batıl da hakkı inkarla başlar. Hak batılı inkarla başlar, batıl da hakkı inkarla başlar. Hak o zaman la inkarla başlıyor bak. La hiçbir ilah yok diyoruz. İlahe hiçbir ilah yok. İlah ne demek? Fayda veren, zarar veren, şifa veren, rızık veren, öldüren, dirilten Allah Celle Celaluhu yapıyor. Bunda Allah'tan başka hiçbir kimseden fayda ve zarar da olmadığına inanmak. Bütün fayda ve zararın illa Allah'tan olduğuna inanmak. Allah Celle Celaluhu bütün her şeyi kudretiyle yapıyor. Hiçbir mahluğa, hiçbir sebebe muhtaç olmadan yapıyor. Allah Celle Celaluhu bir şey istedim ona sadece ol diyor, oluveriyor. Allah-u Teala iman kelimesinde insan inkar etmeden iman etmiş olamaz. Gördüğümüz sebep ve esbapların her birini inkar etmek. Hiçbirinde fayda yoktur, hiçbirinde zarar yoktur. Onun için Allah Celle Celaluhu peygamberleri hiç ağızlarında değişmeyen kelime bu kelimeyle gönderdi. Adem Aleyhisselam bu kelimeyi söylerken la ilahe illallah, Adem Safiyullah dedi. Adem Aleyhisselam'ın şeriatı başkaydı. La ilahe illallah Musa Kelimullah, la ilahe illallah İsa Ruhullah, la ilahe illallah İbrahim Halilullah. En son peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne dedi? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir. Peygamberimizin getirdiği şeriat kıyamete kadar yeterli ve geçerlidir. Onun için bu iman kelimesinde bütün peygamberlerin her biri birbirini tasdik etmiştir. Hiçbiri bir önceki peygamberi tekzip etmemiştir.
İmanda bütün peygamberlerin imanı, itikadı aynıydı. Hepsi aynen Allah'ın istediği gibi iman sahibiydiler. Doğru Allah'a inanıyordular yani. İlaveler değişmiş. Şeriatlar her birinin farklıydı ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği nizam, Kur'an, şeriat nizamı kıyamete kadar yeterli ve geçerli kılındı. Allah Celle Celaluhu en başta bu kelimeyi doğru anlamamızı istiyor. Bütün kainatı kudretiyle yaratan Allah, yöneten de Allah Celle Celaluhu, yaşatan da Allah Celle Celaluhu, rızık veren de Allah Celle Celaluhu, şifa veren de Allah Celle Celaluhu, Allah-u Teala ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran Allah Celle Celaluhu, Allah Celle Celaluhu canlı tavuktan cansız yumurtayı çıkarıyor, cansız yumurtadan canlı civcivi çıkaran da Allah Celle Celaluhu. Bunların hepsini Allah Celle Celaluhu kudretiyle yapıyor. Hiçbir sebebe muhtaç olmadan da yapıyor. Allah Celle Celaluhu bizleri sebeplerle imtihan ediyor ki bakıyor ki kulum sebeplerden mi biliyor yoksa benden mi biliyor? Sebepleri kaldırmadan aradan Allah Celle Celaluhu'nun hakikatini anlayamayız. Sebepleri kullanacağız ama hiçbir sebepten bir şey olduğuna inanmayacağız. Yemek yiyoruz ama bizi doyuran Allah'tır. İlaç içiyoruz, şifa veren Allah'tır. Dükkanda herhangi bir yerde çalışıyoruz, rızık veren Allah'tır. Dükkan rızık vermiyor, memuriyet rızık vermiyor, tarla, çiftlik, aylık rızık vermiyor, rızık Rızık'tan geliyor. Rızık Allah'tan geliyor. Çalışmadan olmaz mı diyorlar. Çalışmadan Allah da çalışmamızı da sebep kıldı. Şimdi her birimizin muhtaç olduğu nedir? Havadır. Hava almadan insan yaşayabilir mi? Mümkün değil. Ama Allah Celle Celaluhu bak hava için hiçbirimizin çalışmıyor. Hiçbirimiz düşünmüyor ki ya bugün hava 48 bin nefes alacağım. Bunu nasıl alacağım? Bunun için çalışmam lazım. Kimse düşünmüyor. Allah Celle her birimize kudretiyle veriyor. Hiçbirimiz hava için çalışmıyoruz. Bak oksijen gazı alıyoruz. Oksijen almasak hayat yok. İnsan oksijen aldığı zaman 2,5-3 saniyede hücrelerimiz de oksijen alıyor. O oksijen 100 trilyon insanda hücre var. O hücrelerin her biri de oksijen alıp hayatlarına devam etmesi, sağlıklı yaşaması için hayatlarına devam etmesi lazım. Bunların hepsini bak Allah Celle nizam ediyor, intizam ediyor ama insanın bu oksijene hiç eli değmediği için insan oksijeni bir şekilde diyemiyor ben çalışmadan olmaz. İnsan eli değdiği her şeye diyor ki ben çalışmadan olmaz. Allah-u Teala çalışmayla da bizi imtihan ediyor. Anne karnında çalışmadık. Efendim anne karnında çalışmadığımız gibi hapishanedekiler hiç çalışmıyor, hastanedekiler hiç çalışmıyor. Allah-u Teala 1000 tane ümmet yarattı, 600 tanesini denizde yarattı. 600 tane ümmetin denizde, dünyanın 1/3'ü su. Bir balina, normal bir balina 110-115 ton geliyor. 1 ton kan taşıyor. 1 ton kalp taşıyor, 10 ton kan taşıyor. Bir seferinde 5 ton et yiyor. Bunun bir dükkanı yok, bunun bir ziraatı yok, emekliliği yok, akrabası yok. Bu nereden buluyor 5 ton eti? Allah Celle Celle ağzını açıyor, Allah Celle ağzına bütün ihtiyacını onun veriyor. Bunların hepsini Allah Celle kudretiyle yapıyor. Bütün mahlukların, toprağın altındakilerin, toprağın üstündekilerinin, havadakilerin hepsinin rızkını Allah Teala tanzim ediyor. Allah Teala'nın dışında bunları veren hiçbir kimse yoktur. Hiçbirimiz düşünmedi ki bugün balinalar ne yiyecek. Kim yarattıysa o rızkını veriyor. İnsanın ölümü nasıl onu kovalar? Nereye girse Allah Teala ayet-i kerimede de öyle buyuruyor. Kaleler içerisine girseniz, 7 kat kapının darasına girseniz ölüm geldi mi sizi bulur. Ölüm nasıl bulur? İnsan kaçsa bile bulur. Rızık da aynıdır ki insan kaçsa bile ne kadar kaçarsa kaçsın rızkı aynen gider onu bulur. Onun için Allah-u Teala'yı doğru tanımak lazım. Yalnız Allah'a boyun eğmek, yalnız Allah'tan istemek lazım. İbni Abbas radıyallahu anh bir gün dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında oturuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki ey çocuk sana birkaç önemli kelime öğreteceğim. Onları iyice belle. Allah'ın hükümlerini koru
Allah da seni korusun. Allah'ın emirlerini muhafaza et, onu yanında bulursun. İstediğin zaman yalnız Allah'tan iste. Bir şey talep ettiğin zaman yalnız Allah'tan talep et. Bütün insanlar toplanıp sana fayda vermek isteseler ancak Allah'ın dilediği kadar verebilirler. Bütün insanlar toplanıp sana zarar vermek isteseler ancak Allah'ın dilediği kadar verebilirler. Fayda ve zarar takdir kalemleriyle yazılmış ve o kalemlerin mürekkebi kurumuştur buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki: "Kullen yusibena illa ma keteballahu lena huve mevlana ve alallahi felyetevekkelil mu'minun." De ki bizim başımıza hiçbir zaman Allah'ın yazdığından başka bir şey gelmez. O bizim Mevlamızdır. Onun için müminler yalnız ona tevekkül etsinler. İnsan Allah'tan gayrı hiç kimse bir şey yapamaz olduğuna inandığı zaman rahat ve güven içinde yaşıyor. Allahu Teala onun için doğru tanınması için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tam 23 yıl peygamberlik yaptı. 23 yılın tam 11,5 yılını bir kelime konuştu. La ilahe illallah. Bütün hükümler, kıyamete kadar insanlara yetecek hüküm ahkamların hepsini de 11,5 yılda konuştu. Ama iman tam 11,5 yarısına kadar iman konuştu. Mekke dönemi 13 yıl. Mekke dönemi 11,5 yılında Allah Celle Celaluhu sadece iman kelimesini konuşturdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin? İman doğru olmadan amelin de bir geçerliliği olmuyor. Önce Allah'ı doğru tanımak gerekiyor.